Arkadaşlar merhaba. Bugün 9 Temmuz Perşembe Amerika Keeneland Park Hipodromu'nda Altılı Ganyan yorumlarımla karşınızdayım. Altılı Ganyan ikinci ayakla başlıyor malumunuz. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte Altılı Ganyan'ın birinci ayağı bir şartlı satış koşusu. İlk koşu görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 12 isim yer alıyor koşuda. Koşu yorumlarına geçmeden önce Kinnant Hipodromu için Amerika'daki Kinnant Hipodromu'ndaki koşuların hepsi için bunu vermeye çalışıyorum. İstifade edenleriniz olabilir. Kinnant Hipodromu için oradaki profesyonel anlamda bu işi yapan şu isimlerin gördüğünüz Scott Hazelton, Tom Leach, Jeremy Clown ve Gabby Goddard ve ortak Kinant Select diye, Kinant Seçimleri diye bir web sitesinden istifade ediyorum ben çalışırken. Burada da yavaş yavaş geçeyim. İhtiyaç duyan arkadaşlar geriye dönüp bakabilir. Buradaki dördüncü koşu arkadaşlar bizim birinci koşumuz. Altılı Ganyan'ın birinci ayağı sırayla gidiyor. İkinci ayak, üçüncü ayak diye yavaş yavaş geçeyim. Oradaki isimler bu az önce söylediğim şahısların bugünkü koşuya ait tahmin tablosu. Dördüncü koşu bizim birinci ayaktan başlıyor. Şöyle biraz küçülteyim. Tamamını görme şansınız olsun diye. Birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayak, dördüncü ayak, beşinci ayak ve altıncı ayak. Bu tabloyu verdikten sonra günün ilk yarışına geçebiliriz. Altılı Ganyan'ın ilk ayağına. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında arkadaşlar 12 numaralı Tiz McNamara geliyor. Rafael Pejonal Rano ile start alacak olan bir isim. Tiznow yavrusu. İlk olarak yer vermek istediğim isim Altılı Ganyan'ın birinci ayağında. Tiz McNamara'dan sonra 6 numaralı Tapaj. 70 bin, 50 bin, 75 bin, 75 bin gibi üst grup koşularda mücadele etmiş önceki yarışlarında. Bu koşu 30 bin dolarlık bir satış koşusu. 6 numaralı Tapaj'ın notlarıma bakayım. 15 Şubat'taki iki önceki startı var. Maiden koşusu kazandı. Onu biraz sonra sizlere izleteceğim. Bu koşudaki tek video Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. 6 numaralı Tapaj'dan sonra arkadaşlar 1 numaralı Quarterback var. Quarterback'te 3 kez start almış kariyerinde bugüne kadar ve Wesley Ward antrenörsündeki bir isim. 28 Mayıs'ta Churchill Downs hipodromunda 1700 metre kum pistteki favori olduğu son startındaki maiden koşuyu yaklaşık 4 boy farkla kazanan bir isim Quarterback Deck. Quarterback Deck'in bu koşuyu 1700 metre kum pistte kazandığı koşuyu nemli zeminde 1.46-78 derecesiyle kazanıyor. 1700 metre kum pistte bu koşuyu bulamadım. O yüzden sadece derecesini veriyorum. Favori olduğu koşu aynı zamanda ve gene Gerardo Corrales ile start almış. Bu koşuda da aynı jockey ile start alacak Quarterback Deck. Daha sonra burada 4 numaralı Urbanite var. Arkadaşlar videonun sonunda şablon vereceğim. Altılı Ganyan şablonu. Yorumlara devam ediyorum. Corey Laneri ile start alacak olan Urbanite var. Urbanite'de nispeten üst düzey gruplarda start almış. Son iki startında da birinci ve üçüncü olmuş bir isim. Yazmanızda fayda var. Son olarak da burada 7 numaralı Stealth var. Julien Leparoux'la start alacak ve son kursunda ikinci olan bir isim Churchill Downs hipodromunda. Birinci ayakta sadece 6 numaralı Tapaj'ın kazandığı maiden koşunun videosunu izleyelim. İki önceki koşusu. Ready for the rainbow six. And Laro. Good start for walk-up music who heads off for the early lead. Our FHA is now showing speed from between Tapaj arkadaşlar 1 numaralı mavi formalı jockey'de start alan saptan şurada izlemiş olduğunuz gibi. Koşu 1800 metre hava muhalefeti nedeniyle Çin'den kum alınan bir koşu. 3 yaşlara mahsus bir maiden koşu. and hooyah at the back. Around the first turn they go with the advantage walk-up music by half a length. Oxide is there second. Arafache angles for three wide side running under Sayas. At the inside of the marif formu çok iyi. İster adam saftan Tapaj koşuyu yarım boy farkla kazanacak. 1.52.17 derecesiyle soru zeminde. Sandro the great and the trailer is hooyah. Still last of all as they head down the back strip. 23 and 3 for a strong opening quarter, less than 5 furlongs to run. Walk-up music humming inside, Oxide on the outside, their heads apart. Fighting his time while in the clear is Arafache from third. Back to fourth and Tapaj on from fifth, that's turn of events. Moving up sixth is Elusive Ruler, still quietly handled. Back to the inside and Windoro backpedaling with Sandro the Great in Paintsville. And hooyah, it's far back. Round the fourth. Arkadaşlar koşu uzun, aradan istifade sadece 23 aboneye ihtiyacım kaldı. Eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. 977 abone sayısına ulaştık. Sizlerin desteğiyle abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. 1 numaralı Tapaj atı dışarı aldı. Jockey atı dışarı aldı ve rakiplerine hakim olarak az bir farkla da olsa koşuyu 1.52.17 derecesinde kazanıyor. 1800 metre Çin'den kumarına koşuyor. It's Tapaj in front, Arafache, and on the inside, Oxide, Tapaj will win it at 5-1. Arafache. İkinci, Altılganya'nın ikinci ayağına gitmeden önce yorumların başında gösterdiğim bu tablo hakkında bilgi vereyim. Örneğin Scott Hazelton bu ayakta Urbanite'yi birinci at, Cemori'nin ikinci at ve Tiz McNamara'yı üçüncü at tutuyor. Diğer şahıs Urbanite'yi birinci, Şitealtı ikinci ve Revenmiyor üçüncü. Buradaki vatandaşlar Tiz McNamara'yı birinci tutuyor, Şitealtı ikinci tutuyor, Embellish'ı üçüncü tutuyor. Eğer bütçeniz müsaitse arkadaşlar burada benim tutmadığım isimleri de ilave edebilirsiniz kuponlarınızdan. Mesela bir sonraki vatandaş 6 numaralı Tapaj'ı birinci an tutmuş, ikinci 8 numaralı Embellish'ı vermiş gibi. Bu tablonun kullanımı da böyle. Şimdi bir sonraki koşuya geçeceğiz. Yani buradaki 5. bizim 2. Altılganya'daki 2. ayağımız. Altılganya'nın 2. ayağı arkadaşlar 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir şartlı koşu. Dişilere mahsus bir koşu. Burada öne çıkan isim iç kulvardan çıkma avantajıyla First Course gibi gözüküyor. Şöyle koşu performansına baktığımızda First Course günün ikinci ayağında start alacak, 1 numarayla start alacak olan First Course son startında 1800 metre çim pistte 3 grup bir koşuda 4. olan bir isim. Bir önceki startında da maiden koşuyu yaklaşık 2 boy farkla kazanmış 1640 metrede. Bunun 19 Nisan'daki evet bu kazandığı maiden koşuyu izleyeceğiz biraz sonra 1640 metre. Bu da çimden kumarlanan bir koşu. 1.43.16 derecesiyle kazanmış First Course. Sondan bir önceki startının favorimiz zaten aynı koşuda. First Course'dan sonra burada 9 numaralı Lady Oxbow geliyor. Miguel Bena'yla start alacak olan bir isim. Lady Oxbow'da benzer ve üst düzey koşularda tabela yapmayı başarmış bir isim. Onlarınıza yazmanızda fayda var diye düşünüyorum. Daha sonra 5 numaralı Morning Gold geliyor. 3. olarak yer vermek istediğim isim. Bu da Brian Hernandez Jr.'la start alacak olan bir isim. O da kariyerinde üst grup koşularda start almış. 90 bin dolar toplam ikramiyeli koşuyu, maiden koşuyu kazanmış. Geçen sene 11 Ağustos'ta 1700 metre çim pistte ve 2 tane de grup 2 koşuda start almış. Birinde 5. birinde 6. olmuş. Bana göre yazılması gereken bir isim fonlarınıza. Morning Gold'dan sonra 11 numaralı Jane Take Charge var. Corey Laneri'ye de start alacak olan bir isim. Bu da 5 Haziran'da Churchill Downs Hipodromu'nda 1800 metre çim pistteki startında ikinci olan bir isim. Bu Jane Take Charge'ın 14 Şubat'ta yani 2 önceki koşusu var kazandığı maiden koşu. Birazdan onu izleyeceğim. İzleteceğim size. Churchill Downs'taki koşuları maalesef bulamadığım için mecburen bir koşu göstermek adına daha önceki koşularında başarılı koştuğu bir koşuyu seçmek zorunda kalıyorum. Son olarak da arkadaşlar burada 4 numaralı Osaka Girl var. Osaka Gördür Julian Leparoux'la start alacak olan bir isim. Kariyerinde 5 kez hep 1600 metre ve 1700 metrelerde start almış bir isim ve 4'ünde tabelada yer bulmuş bir isim ve gittikçe artan bir performans sergilemiş. Gördüğünüz gibi 4-3-2-1 yapmış. Osaka Girl yer vermeniz gereken bir isim. Osaka Girl'ün de 1 Ocak'taki son startını kazandığı startı izleyeceğiz biraz sonra video olarak. Şimdi koşu notlarına bakıyorum. 1 numaralı First Course'un 19 Nisan'daki bir önceki koşusunu izleyelim. And now they're all set. And they're off. Ever Smart is away sharply and right to their lead. Divine Martha also comes away in good order. First Course arkadaşlar 19 Nisan'da Tapaj Downs Hipodromu'nda start alıyor. 1640 metre mesafede Çin'den kumandalan bir koşu. Az önceki koşu gibi burada. 1 numaralı kırmızı kep yeşil damalı jokey ile start alan Sapkan. Koşuyu sonlarda götürüyor şu an. En sondaki isim kadrajda yer almıyor. As they turn up the backstretch. Ever Smart has the lead 3 parts of length enough kisses. Is now up to challenge second. Divine Martha is into the bit and now moves up a closer third. Better Than Your Ex on the outside fourth. Princess Pale is coming under ride fifth. The 2 favorites, Dinah Power and First Course, are last and next to last. But still only 7 lengths separating the entire field with 3 furlongs to run. Yavaş yavaş ataklarına başladı. Şu an gene kadrajda yok. Daha doğrusu 3. at geldi kadraja. Kırmızı kep, beyaz yeşil çizgili damanlı değil. Şu isim. Koşu oldukça uzun bir süre. Sonlarda yapıldı. Son birazdan sonra ataklarına başlıyor ve koşuyu yaklaşık 2 boy farkla kazanacak. 1.43.16 derecesiyle 1640 metre kum pistte normal zeminde. Buradaki diğer videomuz 11 numaralı Take Charge'ın 2. olduğu koşu. Pardon, kazandığı koşu. Şuradaki 14 Şubat'taki kazandığı koşu, maiden koşu. Take Charge 2 numaralı sarı siyah formalı jokeyle start alan Sapkan. Şu an ömrümüz olmuyor daha doğrusu. 1. tekten isim. 4 ve yukarı yaşlı dişlere mahsus 1600 metre Çin pisti bir koşu. 2 önceki startı Take Charge'ın. Koşu biraz uzun ileri alıyor. Koşuyu uzun süre önde götürüyor ve son andaki atakları da yaklaşık 2 boy farkla kazanacak koşuyu. 1.41.70 derecesiyle sert zeminde 1600 metre Çin pistte. İç kulvarda isim Take Charge 2 önceki maiden koşuyu 1.41.70 derecesiyle kazanıyor 1600 metre Çin pistte. 2. ayaktaki son videomuz arkadaşlar 4 numaralı Osaka Girl'ün kazandığı 1 Ocak'ta kazandığı maiden koşu. Osaka Girl koşuda 1700 metre için pistte start alıyor. 6 numaralı siyah formalı jokeyde start alan Saka. Şu an içeride kesin ikinci bekliyoruz. At the inside, it's Misadventure in the two-path. Just Smokins and very tight. Had to slam on the brakes, and that did choose to be happy, no favors, as Mrs. S got around both of them. Dropping over to the inside is Lipstick, Lies, and Lovers. Out wide and Miss Cheney. Splitting horses is Stand Tall, second last, and the early trailer looking to get lucky. Round the first turn they go, through the opening quarter of 23 and 2. Long shot La Babia has the lead, 3 parts of a length. Happy B in the two-path, 48.5 half mile. Happy B down at the inside of Osaka Girl, 3 wide. Lucky Polly. Mrs. S is underway, but she has to cover ground, 4 wide on the outside. Looking for room next is Misadventure at the inside of Just Smokin'. A gap of 2 to an on-rushing Lipstick, Lies, and Lovers. And they're at the top of the stretch. 3 quarters, 1:13 and 3. Sayas and La Babia turn first. Into the clear Osaka Girl from the outside of Happy B. Stand side and Mrs. S. There's an 8th of a mile to go. Osaka Girl loose and trying to catch La Babia up front. Now Osaka Girl strides forward under Irad Ortiz Jr. And she's the winner. Osaka Girl for Ammerman Racing by 2 in the end. Üçüncü ayağa geçmeden yine şurada bir örnek vereyim. Mesela burada şu ayak, yani Alfa Ganyan ikinci ayağı, yorumcuların seçimleri, tahminleri bu şekilde, bu tablodan da bu şekilde istifade edebilirsiniz diye bir kez daha izah etme gereği duydum. Geldik günün 3. ayağına, Alfa Ganyan'ın 3. ayağına. Alfa Ganyan'ın 3. ayağı 1400 metre kum pistte 3 ve yukarı İngilizlere mahsus bir koşu, dişilere mahsus bir maiden koşu. Koşuda 1 ve 13 numara ekür arkadaşlar, Mori Moxie ile Flatoya. Koşuda 1'e ekür olmak üzere 13 safkan start alacak. İlk yer vermek istediğim isim 13 numaralı Flatoya ile ekürü olan Mori Moxie. Mori Moxie arkadaşlar kariyerinin ilk startında Tyler Gaffaloona ile üçüncü olan bir isim. Kariyerinin ikinci startı Street Sense yavrusu. Bu koşuda bir şey yapabilir diye düşünüyorum. 225.000 dolara satın alınan bir tay. Burada gördüğünüz üzere. Mori Moxie'den sonra arkadaşlar 8 numaralı Apple in Paris var. Josep Talamo ile start alacak olan bir isim ve 20 Haziran'da Churchill Downs hipodromunda 1600 metre kum pistteki son startında boyun farkıyla 3. olan bir isim. April in May. Bu koşuda hiç video yok arkadaşlar. Koşunun tamamı neredeyse atlar değişik hipodromlarda start almışlar. Ve az start olduğu için fazla öne çıkan bir koşu bulamadığımdan video yok. Evet, ikinci olarak önerdiğim isim 3. ayakta Apple in Paris'ti. Ve burada son olarak da arkadaşlar Pallio Flag var. Curling yavrusu 350.000 dolara satın alınmış. Kariyerindeki ilk startı Ricardo Santana Junior ile start alacak olan bir isim. Pallio Flag 3. ayakta son yer vermek istediğim tay. Geldik günün 4. ayağına. Günün Alfa Ganyan'ın 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre Çin pistte dişilere mahsus bir şartlı koşu. Koşuda 12 isim yer alıyor arkadaşlar. Resmi bültene geldiğimizde ilk öne çıkan isim 4. ayakta 9 numaralı Ella Brilla. Adam 5 ile start alacak olan bir isim. Benim ilk tercih ettiğim tay bu koşuda 4. ayakta. Daha sonra 11 numaralı Moral Reason geliyor. Onun da koşu performansına baktığımızda birazdan koşusunu izleyeceğimiz 4 Ocak'taki Gulfstream Park hipodromunda 1500 metre çim pistteki iki önceki startında Gingerbread Stakes Listed koşuda boyun farkıyla 2. olan bir isim. Daha sonraki start aldığı Grup 3 koşuda da 5. olmuş, önemli koşular olan bir isim ve Javier Castellano'nun tercih ettiği bir isim. Moral Reason'ın 4. ayakta 2. olarak yer vermek istediğim isim. Az önce de söylediğim gibi 4 Ocak'taki bu stakes koşudaki ikinciliğini izleyeceğiz biraz sonra. Burada diğer yer vermek istediğim isim 5 numaralı Fashionable Lady. O da ilk startını kazanmış. Maiden koşuyu daha sonra oldukça yüksek bir grupta 4. olan bir isim Florent Cerux'la start almış. Kariyerindeki 2 startı da bu koşuda da aynı jokeyle start alacak olan Fashionable Lady tuttuğum isimlerden bir tanesi. Son olarak da 4. ayakta Love Beach'e yer vermek istiyorum. Julien Deparux'la start alacak olan bir isim koşuda sürpriz yapabilir gibi geliyor bana. Bu ayakta sadece Moral Reasoning'in koşusu var. Onu izleyelim. 1500 metre çim pistte 4 Ocak'ta Gulfstream Park hipodromunda 3 yaşlı kişilere mahsus listed koşuda Ginger Joe listed koşuda start alıyor. Üç numaralı kırmızı beyaz çizgili jockey ile start alan saplar. Şu an ortalarda gidiyor. And it's a length and a half back to the team of She's My Type and Runway Dreamer. They also got over from their outside gates. They're 2.5 clear of Sunset Promise. And on her outside, Queen of God is at the back. Down the back stretch they go. And up front, Paco and Hear My Prayer went 23 seconds flat to the opening quarter and leads by a length over American Giant second. Cheermeister third. Moral Reason'ın 4 Ocak'ta Gulfstream Park hipodromundaki listed koşuda izliyoruz. 1500 metre için pistte 3 yaşlı kişilere mahsus bir listed koşu. 3 numaralı kırmızı beyaz çizgili formalı jockey'le start alan saptan 2 önceki koşusu. Koşuda boyun farkıyla 2. olacak Moral Reason'ın. She leads by a length and a half. Look at She's My Type. Just like her maiden run, she's knifing through horses. She's moved 4 wide by Tyler Gaffaloona. Koşuyu kazanan sapkanın derecesi 1500 metre çim pistte 1.28-12 derecesiyle sert zeminde koşuyu kazanıyor. Moral Reason'ın koşuda 2. olacak boyun farkıyla. She's My Type quickly now establishes the lead. Abscond, Moral Reasoning, they're taking late runs, but She's My Type is digging in, and She's My Type is your... 3 numaralı yavaşlatılmış şekilde izliyoruz. 3 numaralı Moral Reason'ın koşuda 2. oluyor. Geldik 6'lı Ganyan'ın 5. ayağına. 6'lı Ganyan'ın 5. ayağı arkadaşlar 3 yukarı yaşlı izlere mahsus. 1200 metre kum pistte bir koşu. Koşuda 11 at start alıyor. 1 ve 11 numaralı isimler görmüş olduğunuz gibi eküri. Resmi yarış bültenine gelelim. Ben burada arkadaşlar 8 numaralı Dos Vinos'u tek tutuyorum. Sebebi Twirling kendi yavrusu. Kariyerde 4 kez start almış. İkisi 1200 metre kumda, ikisi 1300 metre kum pistte çeşitli hipodromlarda. 24 Mayıs'ta da son startında oldukça üst düzey 81.000 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşuyu, 3 yukarı yaşlı kişilere mahsus şartlı koşuyu 1.16-38 derecesiyle kazanmış bir isim. Churchill Downs'da olduğu için gene koşuya yer veremiyorum video anlamında. Diğer koşulara da hepsi üst düzey arkadaşlar ve hepsini tabela yapmış, ikisini kazanmış bir isim. Bana göre koşuyu kazanır gibi geliyor. Burada yurt dışı otoritelerinde 10 numaralı Club Car'ı da favori veriyorlar. Ancak benim kendi kişisel görüşüme göre o bahsettiğim son koşuda yani 24 Mayıs'ta Dos Pinos'un kazandığı 2.5 yaklaşık 2.5 boy farkla kazandığı koşuda Club Car'ı geçmiş arkadaşlar. Tabii bu koşuda da geçeceği anlamına gelmiyor ama büyük bir ihtimalle geçecektir diye düşünüyorum ve Dos Pinos'u 5. ayakta tek öneriyorum sizlere. Geldik günün 6. ayağına. Günün 6. ayağına arkadaşlar maiden bir koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak koşuya 15 isim katılıyor. Burada ilk öne çıkan isim bana göre arkadaşlar 1 numaralı Pink Tox. James Brown'ın start alacak olan bir isim son startında Fairground hipodromunda 1700 metre çim pistte 2,5 boy farkla ikinci olan bir ismi ilk yer vermek istiyorum. 6. Ganyanın 6. ayağında ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra burada 8 numaralı Fortuity var. Brian Hernandez Jr.'la start alacak olan. Onun da kariyerindeki 3 startındaki koşuları hep üst düzey koşular ve ikinciliği, üçüncülüğü ve beşinciliği var Fortuity'nin. Burada bir sonra yer vermek istediğim isim Luis Saez'le start alacak olan Exult. Exult'un da Noble Mission yavrusu arkadaşlar. Daha önceki kariyerinin bütün koşularını Irat Ortiz Junior'la start almış ve hepsinde tabela yapmış bir isim. 2, 2, 2, 4 ve 3 koşuların hepsi üst grup koşular. Luis Saez'le start alacak olan Exult'u son ayakta 3. isim olarak söyledikten sonra bir de burada 7 numaralı Alphonse Wald var. Tyler Gaffaloona ile start alacak olan bir isim. O da son 3 startında tabelada yer almış bir isim. Üst düzey, üst grup koşularda son ayakta yer vermenizi düşündüğüm son isim. Şimdi geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. 12 numaralı Tiz McNamara öncelikli olarak burada görmüş olduğunuz diğer isimler. 6 numaralı Tapaj'la devam ediyor. Daha sonra 1 numaralı Quarterback Deck, 4 numaralı Urbanite ve işte 6-7 numaralı. Daha sonra First of Course Lady Oxbow, şurası ikinci ayak Lady Oxbow, Morning Gold, Jane Take Charge ve Osaka Girl vardı. Üçüncü ayakta 1 numaralı Mori Moxie, 13 numaralı Flatoya ile ekili olan bir isim. Daha sonra 8 numaralı Apple in Paris ve kariyerinde ilk kez start alacak olan 10 numaralı Curling yavrusu Pallio Flag geliyor. 350 bin dolara satın alındığından bahsetmiştim bu ismi. 4. ayakta da 9 numaralı Ella Brilla, 11 numaralı Moral Reason'in, 5 numaralı Fashionable Beauty ve 4 numaralı Love Beach var. Koşuyu 5. ayaktaki 8 Dos Vinos'un tek olacak şekilde çıktığı kurmaya çalıştım. Tabii ki diğer arkadaşların yorumlarıyla ve kendi çalışmalarınızla bu kupona ilave artı ve eksi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sıralama öncelikli olarak bu şekilde. 6. ayakta da 1 numaralı Pink Tox öncelikli olmak üzere, 8 numaralı Fortuity, 9 numaralı Exult ve son olarak da 7 numaralı Alphonse Wald vardı. Sürpriz olarak önerdiğim bir isim. Hepinize mutlu bir perşembe günü diliyorum. Abone değil de yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.